Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTIT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 22. günün 3. dersine. Bugünün son dersindeyiz. Ne anlatacağız? Dikdörtgenin özelliklerine artık geleceğiz. Dikdörtgenin özelliklerini anlatacağız. Ama asıl önemli olan kısmı tanımı ve bu tanımla eski konuları birleştirdiğimizdeki çıkan sorulardı. Zaten iki derste de onu işledik. Şimdi de özelliklerinden bahsedeceğiz. Ne olur ne olmaz. Özelliği de bilelim. Belki özelliği de yorumlayalım. Bildiğimiz özellikler var zaten. Şimdi göreceksin. Paralel kenardan biliyorsun. Çünkü. Şimdi onları yorumlayacağız. İki sayfa işleyeceğiz. Hadi bakalım. Kitabımızda sayfa numarası 133 ve 134'ü işleyeceğiz. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi burada dikdörtgenin özelliklerinden başlayacağız. İlk önce köşegenle alakalı kısmından bahsedeceğiz. Dikdörtgenle köşegenler birbirine eşit. Aslında biz paralel kenardan dolayı köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyoruz. Hocam şununla şu birbirine eşit. Burası 90 derece ya. Vay, 90 olduğundan dolayı 90'dan çizilen kenar ortay oldu burası. Eşit. Eşitse muhteşem üçten burası da eşit olur. Köşegenler birbirini ortaladığından burası da eşit olur. Bak ne oldu? Kesim noktasından köşelere kadar olan uzaklıkları birbirine eşit oldu. Dolayısıyla burada köşegen de iki tane çizgi, burada köşegen de iki tane çizgi oldu. Köşegenler birbirine eşit oldu. Ya da A dersin, B dersin, Pisagor bağıntısından burası kare küçüğünde A kare artı B kareye eşittir. Aynı zamanda şurası da A ya. Hocam şu uzunluğu kare küçüğünde A kare artı B kare buldum. Şimdi de şuradaki Pisagor'da A kare artı B kare değil midir kare küçüğünde burası? Evet. Orası da aynı şekilde oldu. Köşegenlerin eşitliğini o şekilde de söyleyebiliriz. Ama biz olayı abarttık. Hem köşegenler birbirine eşit, hem de kesim noktasının köşeleri olan uzakları birbirine eşit dedik. Yani şunu da gösterdik, şunu da gösterdik. Var bir sıkıntı? Yok. Kendiliğinden geldi. Sonra dikdörtgende karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit. Biz bunu paralel kenarda da zaten sana göstermiştik. Nasıl mı? Paralel kenarda da hatırlarsan. Hocam köşegen çizilmişse karşılıklı köşelerden çizilen bu dikmeler eşit. Niye? Çünkü şuranın alanı bu tabana bakacak olursan, bu taban çarpı A çarpı H bölü 2. Aynı zamanda buradaki alan da taban aynı. A çarpı H bölü 2 olması için burası taş olacak diye ispatlamıştık. Aynı ispat. Yine buradan geçerli. Ya da ne yaparsın burada? Alfa betalara dalıp buradaki şunlar birbirine eşit ya. Hocam bu üçgenle bu üçgen eş üçgen olmasından dolayı betanın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olur diyeceğiz. Hatta buradan çizilen dikmelerle şuradaki parçaların da çizilen dikmelerin köşegenlerin köşelere olan uzaklığı, yani şuradaki uzaklığıyla şuradan çizilen dikmenin bu köşeye olan uzaklığıyla buradan çizilen dikmenin bu köşeye olan uzaklığını da bu şekilde ispatlamış olduk. Aklında kaldıysa buradan gidersin. Kalmadıysa ispat yöntemini kullanırsın diye zaten sana da bu ispatları ondan dolayı gösteriyoruz. Değil mi? Evet. Dikdörtgende karşılıklı köşelerden köşegene çizilen dikmeler birbirine eşit oluyormuş. Hatta buradan dolayı da bakalım burada o özelliği vermiş miyim vermemiş. Buradan dolayı da bir sonuç çıkıyordu. Bak o sonucu da ben şuraya yazayım göstereyim. Bir dikdörtgen paralel kenarda şuradan bir nokta alınıp köşelere gittiğimiz zaman şu alanlar birbirine eşittir ve hatta şu alanlar da birbirine eşittir. Sebebi karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler eşit, tabanlar da eşit olduğu için. Aynı şekilde bu tabanlar da eşit olduğu için ve çizilen yüksekler de eşit olduğu için tabanları aynı, yüksekleri aynı. O yüzden buradaki alanlar birbirine eşit. Yani şu alan A ise bu alan A, bu alan B ise bu alan B demiştik. Nereden gelmişti? Bu özellik buradan gelmişti. Paralel kenarda vermiştim. Bu da vermemişim. Tamam, şimdi sana gösteriyorum kardeşim. Geldik bir sonraki özelliğe. Bak aslında bakacak olursak bu genel dörtgenlerdeki verdiğimiz özellikler birbirine çok benziyor. Şimdi burada da bir özellik vereceğim. Bunun ispatını da sana yapacağım. Nasıl olduğunu da göstereceğim şimdi. Arkadaş öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Sen şunu hatırlarsın büyük ihtimalle. Hocam bir herhangi dörtgende köşegenler dikse A, B, C, D karşılıklı kenarların kareleri toplamları neydi? Birbirine eşit. Bir de paralel kenarda bir şey vermiştik. Paralel kenarda da şöyle bir doğru verildiğinde şu uzunluklarla alakalı bir şey verilmişti. Hocam bu uzunluklarla da alakalı bir şey. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşittir demişti. Abi buna benzer bir şey. 90 varsa genelde bu oluyor. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı oluyor. 90 olmazsa da gerçi paralel burada paralellik varsa şu 90 olduğunda da paralellik oluyordu ama paralellik varsa ne oluyordu? Toplamları şeklinde oluyordu diyorduk. Şimdi bunu niye gösterdim? Burada da aslında çaktırmadan 90 derece var mı burada dikdörtgenden dolayı? Var. Şimdi dikdörtgende, dikdörtgenin içinde ya da dışında bir nokta aldığımız zaman şu köşelere doğru bir çizgiler çizildiğinde karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi, PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. Hani bu bizim biraz sonra biraz önceki gösterdiğim köşegenler dik kesen bir dörtgendeki karşılıklı kenarların kareleri toplamıymış gibi oluyor. Bu sefer de karşılıklı köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamı oluyor. 90 olduğundan dolayı benim aklımda öyle kalmıştı. Akılda nasıl kaldı? Ondan sonra hep bu şekilde ben sana da bu şekilde göstermek istiyorum. Senin de aklında belki kalır. Ya şimdi hocam sınavda çıkar mı? Ya ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz. Adam şu paralel kenardaki şu hikayeyi sınavda sormuş mu? Sormuş. O zaman
zaman bu da çıkabilir mi? Çıkabilir. PA'nın karesi artı PC'nin karesi. Yani şöyle gösteriyorum arkadaşlar. PA'nın karesi artı PC'nin karesi. Aynı zamanda PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşit. Aynı şekilde bu da aynı. Bak PD, PB kareleri toplamı. Aynı şekilde dışarıda da olsa bu nokta aynı. PA'nın karesi artı PC'nin karesine eşit olacak arkadaş. Peki bu nereden geliyor? Buna benzer bir ispatı ben sana daha önce yapmıştım. Nerede yapmıştım? Şu köşegenleri dik kesen bir dörtgende bir burada Pisagor, bir burada Pisagor, bir burada Pisagor, bir burada Pisagor yapıp işlemimizi yaptık, yapmıştık. Burada da ne yapabiliriz? Hocam şuradan bir dik çizip, şuradan bir dik çizip dikdörtgen oluşturabiliriz. Ondan sonra şuradaki Pisagor'dan bir denklem, buradaki Pisagor'dan bir denklem. Yani şuraya ne dersin? A dersin. Şöyle A, B, C, D diyelim. Şu dikmeleri çizmiştik böyle. Ben A kare artı C kare, B kare artı D kareyi hesaplamaya çalışacağım. Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Her ikisinde de şu kenar ortak mı? Ortak. Ondan sonra bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Her ikisinde burası ortak mı? Ortak. O zaman ne geliyor? Düzenleyecek olursak denklemi gerçekten de A kare artı C kare, B kare artı D kareye eşit oluyor. Bunun ispatını ben tekrar söylüyorum. Dörtgende yapmıştım. Aklında kaldı zaten. Şu ikili Pisagor, sonra bu ikili Pisagor. Sonra denklemi düzenlemiştim. O yüzden buradaki ispatı sana yapmıyorum. Her zaman hazıra konma. Bu seferkini de sen yap kardeşim. Değil mi? Evet, bu seferkini sen yap. Bakalım gerçekten çıkıyor mu? Dediğim gibi şuradan dik, şuradan dik. Pisagor bağıntısı, Pisagor bağıntısı, Pisagor bağıntısı, Pisagor bağıntısı. Denklemi düzenle. Anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi bunu da öğrendik. Neymiş? Karşılıklı kenarlara kareleri toplamları birbirine eşit oluyormuş. Bu nokta içeride de olsa dışarıda da olsa yine aynı hikaye geçer. Şimdi öğrenme alanıyla bu anlattıklarımızı şöyle bir öğrenelim. Öğrenme alanında K şıkkına bakalım. Arkadaş, köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Köşegenler birbirine eşit. Hatta şu kesim noktasından köşelere kadar olan uzaklıkları birbirine eşit. Oradaki çift çizgileri hep yazıyorum böyle. Yukarıdaki üçgene gitmem lazım benim. Hocam 40 ise burası kaç yapar? 50. Çünkü 90 derece burası. X kenarlıktan dolayı burası da 50. O zaman buraya 40 aldı. Hocam şurada bir ikiz kenarlık var şöyle. X kenarlıktan dolayı. O zaman burası da 40 çıkar. Sonra burada bir ikiz kenarlık var. Buradaki ikiz kenar üçgende tepe açısı kaç derece? 40 derece. 180'den 40 çıkar. 142'ye böl. 70 yapar burası. Alfa'ya da kaç derece kalır? 110 derece kalır dostlar. Alfa 110 derece yaptı böyle. Ha hocam şurası sorulsaydı o zaman iç açılar toplamından oradaki açıyı da bulabilirim. Öbür soruya geldik. B şıkkına geldik. B şıkkında da hocam bir nokta var. Karşılıklı köşelere giden uzunlukların kareleri toplamları. Yani ne diyeceğiz burada? 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir. Şu karşılıklı köşelere giden uzunlukların kareleri toplamları. 3'ün karesi artı 4'ün karesine eşit. O zaman x kare buradan 25 eksi 4 21 yapıyor. Buradan da x'i kök 21 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet. A şıkkı 110, B şıkkı da kök 21. Geldik C şıkkına. C şıkkında da dışında bir nokta alınmış. Yine aynı mantık. Karşılıklı köşelere giden uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani x'in karesi artı 3'ün karesi yazıyorum. Eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi. Dışarıda da olduğu zaman yine geçerli. Evet. Buradan ne geliyor o zaman bu? Hocam x kare böylelikle şimdi 9 çıkartırsam 25'ten 9 çıkınca 16 kalıyor. 36, 16 daha 52 yapıyor. O zaman 52 de x de böylelikle kök 52 yapar. Hocam bu kök 52 de 4 çarpı 13 şeklinde ya. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevaba 2 kök 13 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Yani cevap kök 2 kök 13 şeklinde bulundu. Geldik D şıkkına. Hocam burada ne var? Burada şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Bir Öklit bağıntısı var mı burada? Var. Öklit bağıntısını kullanalım. 8'in karesi 4 çarpı A diyelim. Buradaki A'yı bulalım. 4 çarpı A. Hemen yazalım. 8'in karesi 4 çarpı A. Hocam Öklit'i fark edemeseydik alfa betalara dalıp benzerlikten de yapabilirdik aslında. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? 16 buluruz. A 16 çıktı. Sonrasında ne yapacağız? Takıldık kaldık. Sonrasında şunu yapabiliriz aslında biz. Arkadaş burada bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşit. Ya hocam unuttuk bunu ya. Ya yapamadık ya. İşte burası 8 ise burası 8'i yazarız. Hatta köşelere kadar olan uzunlukları da birbirine eşit. 4'ü yazarız. Sonra 16'yı tamamı. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı diyebiliriz. Baktın sıkıştın olmadı. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta. Aa ne güzel bir şey. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş. Şu kenarlar eşit olduğu için. O zaman burada alfanın karşısı 8 ise burada da alfanın karşısı 8. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4 diye yazarız. Hemen 4'e 8'i yazdık. Sonrasında aslında burada Öklit'i kullanmadan da yapabilirmişiz. Burayı 16 bulduysak burası 4 ise buraya 12 kaldı diyebiliriz. Aslında burada beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 değil mi? Evet. Burada da beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 deyip 8 ise 16'yı bulup sonra da burada buraya da 12 diye söyleyebiliriz dostlar. Evet, cevap böylelikle 12 bulduk. İstediğin şekilde yapabilirsin tabii ki. Ben sana her yolu sunuyorum ama sıkıştığımızdaki benzerlik, sıkıştığımızda benzerlik kullanmak en etkili çözüm yöntemi oluyor. Bunu biliyorsun. Evet, böylelikle öğrenme alanında bulduk. Bu soruları çözdük. İşi öğrendik. Gelelim şu sorulara. Hadi bakalım klasik soruyla başlıyoruz. Özellikleri şöyle bir tam anlamıyla oturtalım. Arkadaş burada AE uzunluğu K2
iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Burası K iken AE uzunluğu, BD uzunluğu 2K. BD uzunluğu şurası 2K. E hocam burası 2K verilmiş ya. Ben köşegenler işin içine girmiş. Köşegenlerin şöyle birbirine eşit olduğunu biliyorum. 2K dediğim iki tane çizgi ise buradaki tek bir çizgi ne oldu? K oldu. Hocam burası da K, burası da K, burası da K. Aa bak burası da çizgi oldu. İkizkenarlıklar var burada. Taban açılarına dalalım. Hocam bir yerden başlayalım. Şuraya ben bir alfa dersem burası da alfa mıdır? Evet, ikizkenardan. E sonra hocam bu da ikizkenar şu üçgende. Burası alfa ise burası da alfa değil midir? Aynen öyle. E burayı da alfa yazalım. Sonra ne yapacağız? İki tane açı yan yana gelmiş burada. İki iç açı görünce dayanamam deyip bir dış açıyı yapıştırırım şuraya. E hocam burada da ikizkenarlık var böyle. E o zaman burası da iki alfa oldu. E sonra toplamda şu üçgende iç açılar toplamı 5 alfa yap. 5 alfa eşittir 180 ise alfayı buradan 180 bölü 5. 0 at 2 ile çarp değil mi? 36 olarak buluruz biz burayı. Alfayı 36 bulduk ama bizden ne isteniyor? ADB açısı. ADB açısı. Yani şuradaki açı isteniyor. Hadi tamam şuraya gelelim. Alfayı ne bulduk? 36 bulduk. Cevap 36 değil. Hemen şunu silelim. Şurayı 36 buldum. E o zaman hocam burası kaç yapar? 54 yapar. 90'a tamamlayan açısı. E şurada da ikizkenarlık olduğu için burası da kaç yapacaktır? 54 yapacaktır. Yani cevap 54 oldu. Örnek 24. Geldik örnek 25'e. Şimdi dostlar ABCD dikdörtgen. DE ile AC birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu işe. Bak DE ile AC birbirine eşit verilmiş. Sonra 70 derece verilmiş. E 70 90 ise burası kaç yapar? 20 yapar. Arkadaş ben burada bu soruyu çözmek istiyorsam eğer ne yapmak zorundayım? Şuradaki eşitliği kullanmak zorundayım. Şimdi bak bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Arkadaş köşegenlere eşit dörtgenlerde bununla çok karşılaşacaksınız. Köşegenleri eşit dörtgenlerde mesela bunlardan biri dikdörtgen. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegeni de biz çizeceğiz. İlgi alakayı kurmak için. Evet diğer köşegeni çizelim arkadaş. Hemen diğer köşegeni çizdiğim zaman hop şöyle köşegenlerin eşitliğini göstereceğiz şimdi. Hatta şu parça şu parça şu parça şu parça eşit. Hatta bu köşegenin de eşitliğini şöyle tırtıklayarak gösterelim. Bak ne oldu? Bu köşegenle bu köşegen eşit oldu. Hocam bu eşitliği gösterince önceden şu eşitle bu eşitlik alakasızdı. Şimdi şu eşitliği gösterince bunlar ikizkenar mı oldu? Evet. İkizkenar olduysa o zaman bak taban açısı 70. E o zaman burası da 70 yapacak. Sonra 70 140'tan burayı 40 buluruz ama gerek yok devamında. Çünkü 70 ise bak buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Tamamı 90'a tamamlıyor. O zaman burası 40 yapar. E burada da ikizkenarlık var. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Yani cevap 40 çıkar. Evet. Örnek 25'te bu şekilde bulduk. Unutma köşegenlere eşit olan dörtgenlerde bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. İlgi alakayı kurmak için bir köşegenle alakası yerde bir eşit verildiğinde diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Gelelim örnek 26'ya. Örnek 26'da da şimdi burada EB'nin uzunluğu falan verilmiş. 16. EB'nin uzunluğu 6. Burası da 16 verilmiş. Yani şurası da kaç oluyor o zaman? Burası da 11'in mi oluyor? Evet. Şurayı da 11'in diye yazalım. Sonra şu açıların eşitliği verilmiş. Arkadaş soruyu çözmek için ben buradaki açıların eşitliğini kullanmak zorundayım. Şimdi burada şu köşegenler çizilmiş ya ben bunu kullanacağım demek. Şuradaki eşitleri yazayım. Sonra yazdıktan sonra açıya dalayım. Alfa. Alfa. E hocam burada ikizkenar var. İkizkenardan dolayı o zaman burası da alfa olur. Hocam buraya ne kaldı o zaman? 90 eksi alfa kaldı. İstersen beta da diyebilirsin. Fark etmez. Beta diyelim. Şuraya beta diyelim. Tamamı 90'sa. Yani alfa artı betanın 90 olduğunu biliyorum. E hocam niye buraya alfa yazdık? Bunu da kullanmam lazım. Dikkat et. Alfa var beta var. A alfa artı beta 90 ya. Bak burası da 90 oldu mu? Oldu. Şimdi benden A, E, O üçgenin alanı isteniyor. Taralı alan isteniyor. Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğim sana. Birincisi şu. Hocam şurada şu dik oldu ya. Bu diki kullanacağım. Çünkü verilen bilgileri kullanacağız diyoruz her zaman. Bulduğumuz bilgiyi de kullanacağız diyoruz. Hocam şu dik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Dik aynı zamanda kenar ortay. Hem yükseklik hem kenar ortay. Aklımıza ne getirir? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Şunu şöyle çizersin. Sonra burada ikiz kenar oldu. Burası 10 oldu. Pisagor bağıntısından burası kaç yaptı? 8 yaptı. Sonrasında da şu üçgenle büyük üçgendeki benzerliği uygulayıp sonra benzerlikten şu kenarlara ulaşıp sonuca ulaşabilirsin. Sonuçta dik kenarlara ulaşacaksın. Dik kenarlar çarpımının yarısı da diyebilirsin cevap. Ya da burayı kaç bulduk? 8 mi bulduk? E o zaman 8, 16 ise 8 kök 5. Burası 4 kök 5 olur. E o zaman burada Pisagor'dan burası da 2 kök 5 çıkar. Sonra buradaki dik kenarlar çarpı yarısından sonuç çıkar. Tabii şunu yaptıktan sonra ikizkenara yaptıktan sonra. Başka türlü nasıl yaparız burada bunu? Hocam ne var burada? Bizden bir üçgenin alanı isteniyor. Bir üçgenin alanı soruluyorsa sorunun cevabı çözümü %99.9 nereden çıkıyordu? Tabana ait yüksekten. Ya da hocam dik üçgen ya dik kenarlar çarpımının yarısından. Ama burada bir taban var ya bu tabana ait yüksekten çıkacak büyük ihtimalle. O zaman bu tabana ait yüksekliği çizeyim diye düşünürsün. Çizersin böyle. Bu yüksekliği çizdikten sonra sen buradaki yüksekliği bulursan olay bitti. Sonra dikkat et burası köşegenlerin kesim noktası. Hocam burada bunlar eşit. Ana bunlar da birbirine paralel. 90
90 derece çünkü burası. Burada ne çıktı? Orta taban. Yani orta tabansa eğer, o zaman burası 16'yı keş parçaya bölecek tamamında 8 olur. O zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi soru işaretinin karesi eşittir. Öklit mantığı var burada. Dikten dik çizilmiş. Soru işaretinin karesi eşittir 8 çarpı 2 değil midir? Evet. Baş kare eşittir P çarpı K'dan dolayı. O zaman buradan soru işaretini ne buluruz? 16'nın karekökü. Yani 4 buluruz. Soru işaretini 4 bulduk ya. O zaman alan da neye eşit olacaktır? Taban kaç? 10. Yükseklik kaç? 4. Yani 10 çarpı 4 bölü 2 olarak buluruz. 40 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 20 çıkar dostlar. Evet. Örnek 26'yı da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 27'ye. Kenar uzunlukları 24 ve 32 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo ağırlık merkezinden çivi çakılarak, yani ağırlık merkezi burası. Neydi ağırlık merkezi? Köşegenlerin kesim noktasından çivi çakılacak ve AB kenarı zemine paralel olacak şekilde duvara sabitlenmiş. Bu şekilde duvara sabitlenmiş. Tablo döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi B köşe zemine değdiğine göre tablo ilk durumda zeminden en fazla kaç santimetre yukarıya konulabilir diye soruluyor bize. Yani ben tabloyu bu şekilde de koyabilirim. Bir tık daha yukarı çekip bir tık daha yukarı çekip sonuçta döndürdüğüm zaman bu tabloyu ağırlık merkezi etrafında bu köşe buraya değsin. Hani ilk konumda buraya değmiş. İkinci konumda buraya değsin mesela. Biraz daha yukarı çekip olabildiğince B köşesini sola doğru çekmeliyim değil mi? Ama tutup da sola doğru çekilmez. Yani en son sola doğru da çekilmez. Gerçi ben bunu sana animasyonla göstereyim kardeşim. Şimdi tablo aynen bu durumdayken ağırlık merkezine çaktık bir çiviyi, köşegenlerin kesim noktasına tabloyu döndürdük. Hop, birinci durum karşımıza çıktı, bu durum çıktı. Peki ben bunu hocam bir tık daha tabloyu yukarı taşırsam, o şekilde bir döndürme yaptığımda B köşesi yine ne oldu? Zemine değdi ama öncekinden bir tık daha sol tarafa zemine değdi değil mi? O zaman hocam bu zemine değebilecek en böyle son yer neresidir? Arkadaş tabloyu bir tık daha yukarı çıkar. Tam böyle B köşesi dönerken, şurada dönerken tam buraya böyle teğet geçtiğinde, hani B köşesi mesela böyle geldi, böyle geldi, böyle geldi, böyle geldi. Tam teğet geçtiğinde, teğet geçmesi demek değmesi anlamına da gelmiyor mu? Evet, tam teğet geçtiğinde bak döndürdük onu, tam teğet değdi ve dönmeye devam etti. İşte bu durum tablonun en yukarıda olduğu durumdur. Sonrasında bir tık daha yukarı alırsam B noktası değmeden devam edecek oraya. Bana soruda ne diyor? Tablo ilk durumunda zeminden en fazla kaç santimetre yukarıya konulabilir diye soruluyor. O zaman tam teğet olduğu konuma koyacağız. Şimdi ilk etapta ne yapmamız gerekiyor burada? Köşegenlerin kesim noktasını bir belirleyelim. Köşegenlerin kesim noktası etrafında döndüreceğim ben bunu. Tamam. Şurası köşegenlerin kesim noktası. Bak dikkat et burası. Ve ben bunu döndürürken B köşesini döndüreceğim ya. Şimdi bana bak. Döndürürken hep şu espriyi yapıyoruz. Kalem. Döndürürken hop şöyle oluyor değil mi? Eski hali. Döndürürken bir daire çiziyor. Daire oluşturuyor değil mi? Dönerken buna dikkat edeceğiz. O zaman dön soruya şimdi. Soruya döndüğümüz zaman da hocam burada şu merkezli ne oluşuyor o zaman? Şu merkezli ben B'yi döndüreceğim. B de dönerken en son şu şekilde tam teğet geçmesi lazım. Tam dönerken tam teğet geçerse bu şekilde tabloyu en yukarı koymuş olacağım. Yani benim o zaman neyi bulmam gerekecek? Arkadaşlar şuradaki uzunluğu yorumlamam gerekecek. O tam teğet geçtiği noktada hop şurada olmayacak mı? Hani çembersel olarak teğet geçecek ya böyle. Şu şekilde teğet geçecek de. Yani şu uzunlukla şu uzunluğun birbirine eşit olması lazım. O yüzden aslında bizden ne isteniyor? En fazla ne kadar yukarı koyabilirim? Aslında bizden şuradaki uzunluk isteniyormuş. Bak köşegen uzunluğu isteniyormuş. Çaktırmadan o isteniyor bizden sadece. O zaman olay bitti kardeşim. Niye bitti? Burası 24. Burası 32. 8'in 3 katı. 8'in 4 katı. O zaman burası da 8'in 5 katı olmaz mı? 8'in 5 katı da 40 olur. Hocam 40 olursa şunlar hep birbirine eşit değil miydi böyle? Evet. Yani 40'sa o zaman bunların hepsi de 20, 20, 20 mi yapacak? Çünkü bunun tamamı 40. Bunlar 20, 20 yaptı. O zaman burası da 20. O zaman ben 20 santimetre yukarı koyarsam şuradan şöyle tam tabloyu orada çakarsam B çivisi dönerken hop zemine değecek. En son burada değecek. Bir tık daha yukarı aldığımda değmeden geçecek. Zemine değme şartı varsa o zaman bizden şu isteniyor. Şuradaki uzunluk isteniyor. Yok. Tablo zeminden en fazla kaç santimetre yukarı konulabilir diye soruluyor. Aslında bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Tablonun zemine olan uzaklığı şurası değil midir? Evet. Bizden bu uzunluk isteniyor. Şimdi şuraya bakalım. Bu zemine paraleldi. O zaman burası 90 derece değil midir? Evet. Çünkü 90'sa burası da 90. Yöndeşikten burası da 90. Benim şurayı bulmam lazım o zaman. Arkadaş burada da şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. 24 ise burası kaç yapar? 12 yapar. Hemen buraya 12'yi yazarsın. Hocam bunun tamamı 20. Burası 12 ise buraya kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. Şurası da 8 oldu. O zaman cevap 8 olacaktır. Gerçekten güzel bir soru ve soruyu da yorumlatırken animasyonla kafanda canlandırdım. İlk canlandırmada işte şekil 2'deki gibi. İkinciden canlandırmada bir tık aldım. B biraz sola geldi. En son değeceği yerde B'nin teğet olarak değip geçmesiydi. Sonuçta orada da değiyor. Teğet geçiyor. Yani teğet geçmesi de değmez anlamına geliyor. O kadar
kadar tam teğet değdiğinde şu tabloyu en fazla o kadar yukarı koyabilirim ve benden tablonun zeminden ne kadar uzakta olduğu soruluyor zaten. Cevap böylelikle 8 yapı. Mükemmel bir soru. Evet, geldik bir sonraki soruya. Birbirine eş olan 3 tane dikdörtgen biçimdeki karton şekildeki gibi masanın üzerine konulduğunda A ile B köşeleri arasındaki en kısa uzaklık 12 cm olarak ölçülüyor. B ile C arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Şimdi A ile B arasındaki uzaklık verilmiş bana. Arkadaş, A ile B arasındaki uzaklık verilmiş. Ben bunu kullanacağım soruda. A ile B arasındaki uzaklık verilmiş ve benden ne isteniyor? Hocam şuradaki uzunluk isteniyor. B ile C arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi ben bu soruyu iki farklı şekilde yapabilirim. Bir, şu şekilde. Hocam dikkat et. Kısa kenara A, uzun kenara B diyelim. O zaman kısa kenara A, uzun kenar şurası B. Şuna ait bir dik üçgen oluşturmam lazım. Şu dikdörtgeni yapacak olursam. Hocam burası da A ya. Buraya B eksi A kaldı. Burası da A. Burası da B. Pisagor bağıntısı. A artı B'nin karesi artı B eksi A'nın karesi eşittir şu uzunluğun karesi. Yani 12'nin karesi deyip oradan bir denklem gelecek mi? Gelecek. Yazdın. Yani B eksi A'nın karesi artı B artı A'nın karesi deyip 144'e eşitleyip bir denklem oradan geldi mi? Geldi. Sonra ne yapacaksın? Hocam benden bu uzunluk isteniyorsa bu uzunluğa karşılık bir dik üçgen oluşturacağım. Şöyle dikdörtgen yapıp o uzunluğu da bulabilirsin. Hocam burası B ya. Bak burası A artı B. O zaman buraya A kaldı. Sonra dikkat et, şurası A. Hocam burası da A ya. Burası A artı B. Burası da A artı B olacak. B olacak. Bizden ne isteniyor? Pisagor bağıntısından şu x kare eşittir a kare artı b kare isteniyor. Burada da bir denklem yapıp yine sonuca ulaşabiliriz dostlar. Tamam. Ama ben şimdi farklı bir şekilde yapacağım. Kolay bir çözüm yöntemi var. Arkadaş, soruya bak. Soruya baktığın zaman bu uzunluk, bu uzunluğa karşılık ben biraz önce ne oluşturdum? Hocam dik üçgen oluşturdum. Dik üçgeni farklı bir şekilde de oluşturabilirim. Şunlar eş yapı değil mi? Eş yapı. Arkadaş, ben burada şu köşegeni çizsem, burada da diğer köşegende de, ya sonuçta dikdörtgenler eşse köşegenleri de eş değil midir? Eştir. Bu köşegeni de çizdiğim zaman şu köşegenler eş değil mi? Eşit. Ben burada alfa beta'ya dalsam, hocam burası da alfa, burası da beta olur. Sonra bu üçgenle zaten bu üçgen eş. Burası da alfa beta, bak burası da beta oldu. Ana, burası ne oldu? 90 derece oldu. Yani şurada karşımıza ne çıktı? Bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Buradaki ikizkenar dik üçgenden dolayı dikkat et şimdi burada. Burası 12 ise 12'yi köklüye böleceğim. 6 köklü 6 köklü olur. Burada köşegen uzunluğu. Şimdi benden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? Hocam 90 dereceye karşılık getireceğim. O da nasıl olur? Şu şekilde olur dostum. Buna karşılık bir 90 dereceye karşılık getireceksin. Dikdörtgeni içeride de yapabiliriz ama kafa karışır. Şekil karışmasın diye bu şekilde yaptım. Kısa kenar A, uzun kenar B ise A, B'leri yazdım bak şimdi. Hocam burası A artı B, burası da A artı B olacağından B oldu. Burası B ise burası da A artı B olacağından A oldu. Aa hocam, bu dik üçgenle de şuradaki dik üçgen birbirinin tıpısının aynısı değil mi? Evet. Yani o zaman burası da ne oluyor direkt? 6 köklü olacaktır. Çünkü ben bu uzunluk A, B iken buraya 6 köklü buldum. Burası da A, B iken burası da 6 köklü çıkar. Cevap böylelikle 6 kök çıktı. Çok artistik bir çözüm oldu. Diğeri de biraz işlemli bir soru oluyordu sadece. Ama sonuçta aynı sonuca ulaşıyoruz. Ama bu çözüm yöntemini de görmenizi istedim. O yüzden böyle yaptım dostlar. Güzel bir çözüm yöntemi bu, değil mi? Yani dikdörtgenin bazen de böyle kenarların eşliğini kullanıyoruz. Eş dikdörtgenlerde bazen de köşegenlerin de eşitliği bazen güzel bir şekilde karşımıza bu şekilde çıkabiliyor dostlar. Haberiniz olsun. Bunun benzeri sorusu da sınavda çıktı galiba. Ya öbür türlü yapan bir tık daha böyle yavaş yapacak. Bu türlü yapan da sadece hızlanacak. Hızlı tikleri de görmüş oldunuz. Evet, geldik. Son soru galiba. ABC'de dikdörtgen ve 2 kök 5 verilmiş, bir de E eleman AC demiş. Bak, E eleman AC. E'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece burada E eleman AC demiş. Burada 4 kök 5 uzunluğu verilmiş. Burası da 2 kök 5 verilmiş. Buna göre E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada E noktası B'ye en yakın nerede olur? Ya da şu nokta, bu doğru üstünde bir nokta alacağım. B'ye en yakın olduğu noktayı arayacağım. B'nin aslında bu doğruya en yakın olduğu nokta sorulmuyor mu bize? Evet. O da neresidir? Arkadaş, B'nin bu doğruya en yakın olduğu nokta bu E noktasıysa tam burası diktir. Dik olduğu noktadır. Yani şurası 90 derece olacak. Sonuçta o mantığı söylüyor. E bunun üstünde bir nokta. B noktasının E'ye en yakın olduğu noktada. O zaman bu E noktalarından birini seçeceğim. Aslında bu doğrunun bu noktaya ya da bu noktanın bu doğruya en yakın olduğu nokta diyor bize. Çaktırmadan aslında burayı çizdiğimizde buranın 90 derece olduğunu söylüyor bize. Sonra ne yapacağız? Hocam burası kaç? 2 kök 5. Ne yapalım burada? Hocam Pisagor bağıntısı yapalım da. En sevdiğim bir şey var. Bir dik üçgende ne var? 2 kök 5'e 4 kök 5. Ve benden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Arkadaş, burada dalarım alfa beta'ya. Öklit bağıntısından da çıkar da. Boş ver. Alfa beta'ya dalınca bak ne var burada? 2 kök 5'e 4 kök 5. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman kardeşim küçük üçgenden başlarım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Buradaki dik üçgende. Sonra buradaki dik üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Burası da 4 olur. Burada 1 2 kök 5 üçgeni olduğundan dolayı aslında burası k kök 5 olmalıydı. K 2'ye mi eşit oldu? Evet, k yerine 2 yazdım. O zaman burası 4 oldu. Burası da 8 mi oldu? Aynen öyle. Sonrasında benden ne isteniyor? X isteniyor. Arkadaş, sorunun sonrasını şöyle yapabilirsin. Sonuçta dikdörtgen içinde bir nokta alınmış. Karşılıklı köşelere gidilmiş. Kareleri
toplamları. Bu karşılıklı köşeleri de gidilmiş. Bunun kareleri toplamına eşittir. Yani x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 8'in karesi artı 2'nin karesi diyebiliriz. E hocam bu doğrusal, fark etmez. Sonuçta buradan bir nokta alınmış. Bu köşeye de bu köşeye de gidilmiş. Doğrusal olduğunda da yapabilirsin bu tekniği. Sıkıntı yok. Ama ben olsam buradan yapmam. Niye? Benden bir x isteniyor. X isteniyorsa nasıl buluruz? Şekilde de 90 derece varsa hocam 90 dereceyle, yani bir dik üçgenle bulabiliriz. Hemen dik üçgen oluşturalım o zaman. Şuradan şöyle bir dik üçgen oluştururum. Olay biter. E ben şunu biliyorum. Dikdörtgende bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmelerin eşit olduğunu biliyorum. E dolayısıyla burası 4 ise buraya da 4 yazarım. Burası 2 çıkar. Burası 6 olur. Pisagor bağıntısından x'e ulaşırım. Ya da alfa beta'ya daldık ya. Devam edelim alfa beta'ya. Beta oldu. Alfa oldu. E şu üçgenle şu üçgene baktığımız zaman hocam bunlar da benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için eş oldu. O zaman alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 2. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4'ü yazarız. Şurası 2. Burası 4 oldu. O zaman buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Sonra burada bir Pisagor bağıntısı uygularız. X'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi 52 yapar. X de böyle kök 52 olur. Yani bu da 4 çarpı 13 ya. 4 de dışarıya 2 diye çıkıyor ya. Cevaba 2 kök 13 diye ulaşırız gençler. Evet, örnek 29'da böylelikle 2 kök 13 diye bulduk mu? Bulduk. Ve dikdörtgeni de bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz dostlar. Evet, dikdörtgende özel, yani baktığımız zaman en son video biraz kolay geldi bize. Diğer videolarda zorlayıcı sorular sorduk. Zorlayıcı değil, kaliteli sorular sorduk. Özelliklerle ilgili ne kadar kaliteli sorabilirsin ki? ÖSYM, tekrar söyleyeyim, videonun sonunda söyleyeyim ki son videoyu izlememezlik olmasın diye. Genelde ne yapıyor? İlk iki videodaki kısımdan soruyor. Yani bugünün ilk videosunda ne yaptık? Tanımını verdik. Sonra eski bilgileri kullandırıcı sorulardan soruyor bize ÖSYM. Haberin olsun. Ama ne olur ne olmaz, burada da aslında bu derste de güzel sorular gördük. Güzel şeyler fark ettik. Aslında çok zorlayıcı bir ders değildi. O özellikler de daha önceki bildiğimiz paralel kenardan türettiğimiz özellikler ya da üçgenden türettiğimiz özellikler akılda kalıyor. Yani ama şu aklınızda bulunsun. Köşegenler eşit. Kesim noktasının köşeleri olan uzaklıkları da birbirine eşit. En çok aklınızda bu kalsın. Tamam. Evet gençler, böylelikle bu olayı da bitirdik. Yani bugün de bitirdik. O zaman en zevkli kısma geliyoruz. Hop, ne yapıyoruz? Hocam hemen şuraya bir tiki atalım. 22. güne geldik. Tikimizi atıyoruz. Hop, şöyle kırmızıyla. Hemen kırmızıyla attık. Dikdörtgen bitti. Geldik şuraya. Dikdörtgene bakıyoruz. Dikdörtgen 1 2 3 bitti. Ödev var mı diye bakıyorum. Hop, şurası ödev. Soru bankasında. Soru bankası nerede? Arkamda gözüküyor o kitap. Arkamdaki kitaptan sayfa numarası 108 ile 117 arası ödev. Haftalık programa bakalım. Haftalık programda dikdörtgen tek miydi? Hayır. Dikdörtgen ve kare 1'di. Yani 23. günde bitirirsek 12. haftayı bitirmiş olacağız gençler. Evet, böylelikle bu günü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders, yani 23. günde kare konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.